Avustralya. Geniş topraklara sahip, nefes kesen doğal güzelliğiyle, dünyada eşi benzeri olmayan ikonik hayvanlara ev sahipliği yapan ülke. Kangurularla tanışın. Yaylanarak yürümeleri ve gürültülü kavgalarıyla tanınan kangurular, keseli hayvanların en akıllılarından biridir. Doğunun grileri diye adlandırılan bu kangurular inanılmaz hızlı bir şekilde ürer ve yavrularını keselerinde büyütürler. Yavrularını büyütürlerken birçok zorlukla karşılaşırlar. Anne kangurular günlük hayatlarında vahşi hayvanlar. Ağır iklim şartları ve yerinde durmayan yavrularla uğraşmak zorunda kalır. Kanguruların gizli hayatı. Keseden sonra ayakta. Avustralya'daki Sandown Ulusal Parkı, New South Wales ile Queensland sınırında yer almaktadır. İnişli çıkışlı engebeli arazileri, derin vadileri ve 1 kilometreye kadar yükselen tepeleri olan parkın içinde yaklaşık olarak 300 tane doğulu gri kanguru yaşamaktadır. Özgür bir şekilde yaşayan kanguru topluluğu, gece ormanda, gündüzleri ise açık arazide beslenir. Burada yaşayan dişilerin çoğunun en önemli görevi çocuk yetiştirmektir. Doğulu gri kangurular çok kolay ürer. Parkta her yıl neredeyse 150 tane kanguru dünyaya gelir ve anneleri tarafından sağlıkla büyütülürler. Bütün keseli hayvanlar gibi kangurular da yavrularını tam gelişmemiş olarak doğurur ve gelişene kadar keselerinde saklar. Dişiler aile yaşamlarının üretim hattı gibi olup her yıl bir kereden fazla doğum yapabilirler. Hatta dişi bir kanguru değişik gelişim aşamalarında olan 3 farklı yavruya sahip olabilir. Bir tane yeni ayaklanmış yavru ve bir tane de keselin içinde gelişimi devam eden yavruyla hamilelik yaşayabilir. Üçüncü yavrunun embriyosu diyopoz adı verilen bir süreçten geçiyor olduğundan kesede yer boşalana kadar hamilelik beklemeye alınmıştır. Bu şekilde çok etkili bir sisteme sahip olan kanguruların, bir yavruyu güçlü ve kendini savunabilen yetişkin bir kanguru haline getirmeleri oldukça zor bir süreçtir. Yavruların neredeyse %50'si bunu başaramaz. Yavruların gelişim sürecinin tamamında, anneleri onları düşmanlardan koruyarak beslemeye devam etmek zorundadır. Dişiler bunu yalnız yapar. Erkeklerin çiftleşme dışında başka bir katkısı bulunmamaktadır. Her şey annenin sorumluluğundadır. Bu Lauren. Bu ismi ona, kanguruların üreme şekilleriyle neden sadece bazı yavruların hayatta kalmayı başarabildiğini araştıran bilim insanları takmış. Lauren, son 4 yılda çok kere denese de henüz bir yavrusunun geliştiğini ve 18 ayı geçirdiğini görememişti. Bu bazı anneler için sık rastlanan bir durumdu. Ama bazı anneler de yavrularını kolaylıkla büyütüyordu. Lauren'ın son doğurduğu yavrusu şekerleme 9 aylık olmuştu.
küçük yavru sağlıklıydı ve artık keseye girip çıkmaya başlamıştı. Her şey yolunda görünüyordu. Ama önündeki 6 ay riskliydi. Ve hayatta kalması Lauren'a bağlıydı. Kızı ne zaman tehlikeden uzak durmayı ve kendini savunmayı öğrenirse, Lauren ancak o zaman onun gitmesine izin verecekti. Doğulu gri kangurular gelişmemiş doğdukları için sadece birkaç santimetre olsa da yetişkinliğe eriştiklerinde 1,5 metreye kadar uzayabilir. Kangurular çiftleşmeden 30 gün sonra doğurur. Onların boyutlarındaki diğer bütün memelilerden daha erken. Yavrular ilk doğduklarında bir yavrudan daha çok bir embriyoya benzerler. Ve doğar doğmaz sürünerek annelerinin keselerine girerler. Kesenin içine girmeyi başaran tüysüz yavrunun büyüklüğü bir adet kuru fasulye kadardır ve hemen 4 memeden birini bulmaya çalışır. Henüz ısıramadığı için memenin ucu onun ağzının içine uzanır ve düşmesine engel olur. Yavru bu durumu çözdükten sonra sütten kesilene kadar aynı memeden beslenir. Kese bir hayat destek ünitesi gibidir. Yavrunun bütün ihtiyacı olanları ona sağlamaktadır. Yiyecek, sıcaklık ve sığınma gibi. Gelecek 11 ay içinde böyle devam edecektir. Anne yere eğilmiş bir şekilde otlanırken yavrunun kese içinde güvenle kalabilmesi için kesenin büzük kasları vardır. Keseler tekrar doğurmak için çok işe yaradıkları gibi yavruların dış dünyayla yüzleşmeden önce tam olarak gelişmelerini de sağlar. Annesinin kesesinde 6 ay geçiren yavru, bu süreyi geçirdikten sonra ilk kez kafasını çıkarır. Bu Poppy. Annesi Tilly yavrusuna besleyici süt verebilmek için sürekli otlamak zorundaydı. Poppy yeni dünyayı tanımaya başlamıştı. Ama henüz annesinin kesesinden çıkamayacaktı. Toprağın üstündeki ilk adımlarını yaklaşık olarak 3 aylık olduğunda atabilecekti. Büyümesi için daha çok zaman geçmesi gerekecekti. Tüyleri ancak 9 aylık olduğunda tam uzamış olacaktı. Tüyleri şu anda hala çok cılız ve yumuşak. Yüzü, özellikle de burnunun kenarları pespembedir. Gözleri yüzüne oranla oldukça büyük. Poppy henüz annesinin kesesinde yaşıyor ve hayatının tamamını güvenli bir şekilde kesenin içinde geçiriyor. Avustralya'nın değişken ortamında vahşi hayvanlara karşı böyle korunuyor. Ama büyüdükçe kafasını keseden daha çok çıkarmaya ve etrafında neler olduğunu görmeye başlıyor. Kangurular otçul hayvanlar olduklarından zamanlarının çoğunu otlayarak geçirir. Yavrular bu işleri diğer kanguruları seyrederek öğrenir. Dolayısıyla 7 aylık oldukları zaman henüz hala kesenin içinde yaşarken ilk defa otların tadına bakarlar. Takip eden 2 ay içinde bacakları uzar, kafaları büyür ve kuyrukları kalınlaşır.
anne kesesinde güvenli bir şekilde 9 ay geçirdikten sonra artık oradan ayrılma vakti ve dış dünyayla tanışma vakti gelmiştir. Arada bir kafalarını uzatıp dış dünyayı görmüş olsalar bile sanki yeniden doğuyor gibi olurlar. Bu yavru dış dünyayı daha yeni keşfediyor. Ve her seferinde annesinden biraz daha fazla uzaklaşıyor. Kesenin içinde çok zaman geçirdiğinden dışarıda dolaşmak konusunda tecrübeli değil. Zıplamak onun için doğal bir hareket olsa da tecrübe ve koordinasyon gerektiriyor. Uzun bacaklarıyla neler yapabileceğini anlaması gerekiyor. Yavruların iç ve dış olarak adlandırılan bu süreci yaklaşık olarak 1-2 ay sürer. Dışarıda kısa bir zaman geçiren yavru bir an önce annesinin kesesine dönmek ister. Ama anne ve yavru takım olarak hareket etmek zorundadır. Tekrar içeri girebilmesi için doğru pozisyonu ikisinin beraber bulması gerekir. Kesenin ağzının açılması ve yavrunun tırmanması için annenin biraz eğilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda anne kollarını aşağı alıp yanlarda tutmak zorundadır. Ancak araştırmacılar annelerin bazen bu konuda zorlandıklarını fark etmiş. Eğer anne bu pozisyonu doğru alamazsa, yavru içeri girmeden önce yorgun düşecektir. Yavru dışarıda tamamen savunmasız durumdadır. Vahşi hayvanlar onu izliyor olabilir. Sandağımda Guanla adında etçil kertenkeleler ve vahşi yılanlar yaşar. Guanla zehirli değildir. Ama bu halı pitonu kanguru yavrularını bir hamlede yok edebilir. Çoğu zaman pusu kurma yoluyla avlanıyorlar. Hava sıcaklığındaki değişiklikleri anlamak için kullandıkları duyarlı burun uçlarıyla kanguru yavrularının da yerlerini belirlemekte zorlanmıyorlar. Avlarını boğarak öldürüp onları etkisiz hale getiriyorlar. Sonunda anne biraz eğiliyor ve tecrübesiz küçük yavru içeri girme fırsatı yakalıyor. Ama yine de annesinden gelecek olan işareti beklemek zorunda. Nihayet anne kollarını açıyor ve küçük yavrusuna mesaj veriyor. Böylece yavru güvenli yere, annesinin kesesine girmiş oluyor. Yavru kangurunun her aşamada hayatta kalmasını sağlayabilmek anne kanguru için zor bir iştir. Korumasız olan genç kangurular kuraklıktan, saldırıya uğrama riskinden ve hastalıklardan çok etkilenebilir. Anneler için tehlikelere karşı tetikte olup yavruları kontrol altında tutmak deneme süresi gibidir. Yeni anne Tilly bu süreçten geçiyor. Dokuz aylık yavrusu Poppy artık kendi ayaklarının üstünde durabiliyor. Bacakları henüz vücuduyla orantılı değil ama enerjisi oldukça yerinde. Poppy'nin eğlenceli halleri dikkatli annesinin kendi beslenmesi için zaman ayıramamasına neden oluyor. Poppy kesede olmadığında veya oradan beslenmediğinde Tilly sürekli onu kontrol etmek ve nerede olduğuna bakmak zorunda kalıyor. Kanguruların görme becerisi çok iyi değildir. Koku alma yetenekleri iyi olsa da onların gizli savunma silahı kulaklarıdır. Kangurular çok iyi duyar.
Etraftaki tehlikeyi daha iyi duyabilmek için kulakları birbirinden bağımsız olarak hareket edebilir. Tilly gitmeye karar verdiğinde öne doğru eğilir ve Poppy'ye kesenin içine girmesi için mesaj verir. Ama Poppy'nin aklı başka yerde. Büyüme sürecinde olan bir yavru için hızlı bir şekilde zıplamayı öğrenmek çok önemlidir. Poppy de bunun için uğraşıyor. Bu şekilde ileri ve geri doğru zamanda zıplamak, onlar için hızlı koşmak anlamına geliyor. Oldukça büyük olan aşil tendonu, annesinden uzaklaşıp, bacaklarını denerken elastik zıplama için enerji kazanıyor. Büyüdüğü zaman sadece zıplayarak saatte 64 kilometre kadar ilerleyebilecek. Ama şimdilik bu kısa turla yetinmek zorunda kalıyor. Poppy annesine kollarını salladıktan sonra zıplamaya devam ediyor. Kangurular anlaşmazlıklarını genellikle yumruklaşarak çözdüklerinden Poppy de annesiyle antrenman yapmak istiyor. Tilly sabırla yavrusunu kesenin içine koymak için uğraşırken Poppy oynamaya devam etmek istiyor. Yumruklaşma oyunu oynayarak yumruklaşmayı öğrenmek yavru kanguruların gelişimi için çok önemlidir. Kaşınmak ve koklamaksa yumruklaşma oyununun habercisidir. Ama karşılarındaki kangurunun da istekli olduğundan emin olmaları gerekir. Aslında çok basit görünse de oyun çok ciddidir. Ve hayati beceriler bu oyun sayesinde kazanılır. Hayatlarının ileriki aşamalarında sürü içindeki hiyerarşi kavgalar sayesinde belirlenecektir. Kavga edenler çoğunlukla erkek kangurular olurken, yiyecek veya alan için dişiler de kavga edebilir. Yeterince sabırlı davranan Tilly, bugün için bu kadar eğlencenin yeteceğini düşünüyor. Yavrusunu hızlıca besledikten sonra onu içeri sokmayı başarıyor. Poppy içeri girdiğine göre artık kendi de bir şeyler yiyebilecek. Tilly'nin hala dikkatli olması gerekiyor. Çünkü o da yavrusu gibi bazı düşmanlara karşı savunmasız olabilir. Avustralya'daki en büyük avcı kuşlardan biri olan kama kuyruklu kartalın kangurulara saldırıldığı görülmüştür. Elmas şeklinde uzun bir kuyruğa sahip olan bu güçlü ve büyük kuş, kendi ağırlığından birkaç kat daha fazla olan avını, yani yavru bir kanguruyu kolaylıkla taşıyabilmektedir. Kama kuyruklu kartallar bazen çift olarak, bazense gruplar halinde avlanır. Bu heybetli avcılar zaman zaman yetişkin kanguruları bile avlayabilir. Anne kangurular birlikte çalışabilir. İkisi de anne olan Tilly ve Lauren aynı sürünün içindedir. Diğer dişilere yakın olduklarında tehlikeleri duyacak daha fazla kulak olduğundan yavruları güvende kalabiliyor. Lauren'ın bu yıl daha başarılı olacağını umuyoruz. Çünkü son 4 yılda 4 tane yavrusunu kaybetmişti. Büyük ihtimalle yırtıcı hayvanlar tarafından çalınmışlardı. Şekerleme için de önemli bir zaman. Lauren şimdilik genç şekerlemenin kendisinden az da olsa uzaklaşmasına izin veriyor. Oldukça sakin görünse de kulaklarının seyirmesi sayesinde şekerlemenin hareketlerini dinlediğini anlıyoruz. Yeni bir sabah ve Lauren kesesini temizliyor. Geceyi kesede geçiren şekerleme hala dışarı çıkmadı.
Kangurunun hamile ve yakında doğuracak olmasının en önemli göstergelerinden biri, kesesini yeni gelecek olan yavru için temizleyebilmesidir. Kesede bir yavru olduğu zaman kesenin hep temiz olması gerekiyor. Kesenin içini uzun dilini kullanarak temizliyor. İçeride hala küçük yavrular varsa annelerinin yalaması sebebiyle dışkılıyorlar. Ama anneleri hemen onları da temizliyor. Çok iştah açıcı olmasa da annenin süt vererek kaybettiği sıvıyı geri kazanması için çok etkili bir yöntemdir. Anne kangurunun sürekli olarak kesenin içine giren ve çıkan yavruların getirdiği pislikleri de dışarı atması gerekiyor. Kese temizliği dışında erkek ve dişi bütün kanguruların düzenli olarak kendilerine bakım yapmaları gerekir. Keneler yaz ayları için çok ciddi bir rahatsızlıktır. Yavruların da keneleri temizlenmelidir. Bakım yapmak, Tilly ve Poppy'nin anne kız arasındaki bağlarını güçlendiriyor. Tabii eğer oldukça hareketli olan yavrusunun kıpırdamadan durmasını sağlayabilirse. Poppy'nin süt içmek için geri gelmesini fırsat bilen Tilly, yavrusuna biraz daha bakım yapıyor. Küçük yavru da buna memnuniyetle onay veriyor. Sütten kesildiği zaman bu işi kendi başına yapmak zorunda kalacak olan Poppy'nin bu konuyu iyice öğrenmesi gerekiyor. İşini bitirmek için uğraşan Tilly yavrusunun kıpırdamadan yerinde durmasını sağlayamıyor. Kollarının yardımıyla Poppy'yi yerinde tutmaya çalışıyor. Ama yavru yine kaçmayı başarıyor. Bu bakım sadece parazitlerden kurtulmak için yapılmıyor. Keneler hastalık taşır. Ve Poppy gibi yavrular da bu konuda çok hassastır. Henüz bağışıklık sistemleri tam gelişmemiş olduğundan kenelerden hastalık kapma ihtimalleri çok yüksektir. Parazitler yavruların kanıyla beslenir ve hayvanın vücudunun tamamını sarmaları durumunda kan kaybı yüzünden yavruların gelişim süreçleri etkilenebilir. Yerinde duramayan yavrusuyla işi biten Tilly kendi vücuduyla ilgilenmeye başlıyor. Vücudunun çoğu yerine ulaşabiliyor. Ulaşamadığı yerler içinse yardım alıyor. Kuyruk sallayan kuşu adından da anlaşılacağı gibi kuyruğunu kendine özgü şekilde sallayan bir kuş cinsidir. Genellikle yere yakın yerlerde, otlayan kangurulardan rahatsız olan sinekleri yakalamaya çalışırken görünürler. Aynı zamanda kan emici keneler konusunda da çok başarılı olup, onları temizlerken kangurulara yardımcı olurlar. Kesede büyüyen ve yavaş yavaş etrafını keşfetmeye başlayan bu genç kangurular, 18 aylık olana kadar annelerine bağımlı kalacaklar. Yavruların ayrılma vakti yaklaştıkça, kese içinde çok daha fazla sıkışmaya başlarlar.
bacakları uzamış olduğundan komik bir görüntü oluşur. Anneleri ise en az 5 kiloluk bir yavru taşıyordur. Tilly'nin kızı Poppy çok büyüdü ve yakında keseden ayrılacak. Ama o hala eskiden olduğu gibi oyunlar oynamaya devam ediyor. Annesiyle yumruklaşmak yerine ona tekme atıyor. Belli aralıklarla annesinden süt içiyor. Ve Tilly de kızını beslerken asla dikkatini dağıtmıyor. Rüzgar hızını arttırdığından Tilly yaklaşan tehlikenin sesini duymakta zorlanmaya başlıyor. Poppy'nin kesede durmasını tercih ediyor. Yavrusunun henüz kendini korumak için hazır olmadığını düşünüyor. Ama bu kadar ağır bir yükle zıplayarak ilerlemekte çok zor oluyor. Poppy'nin kolları ve bacakları artık kesenin içine sığmıyor. Annesinin cebinde artık sayılı geceler geçireceği belli. Yavrular artık çoğunlukla kesenin dışında ve dış dünyayı keşfediyorlar. Annelerse onlardan ayrı durmaya çalışıyor. Araştırmacılar ayrı durma sebeplerini etrafta birçok yetişkin dişi olmasına bağlıyor. Çünkü maceracı yavrular kafa karışıklığı yaşayıp annelerini kaybettiklerini düşünebiliyor. Bazı anneler önlem alsa da yavrular korktukları zaman yanlış keseye atlayabiliyor. Yapılan bir araştırmada doğulu gri kanguruların DNA'sı kontrol edilmiş ve ilginç bir bilgiye ulaşılmıştı. Yavruların %5 kadarı iç ve dış sürecinde yeni anneler tarafından evlat ediniliyordu. Poppy'nin rastgele bir keseye girmesi durumunda kendi bağımsızlığını kazanana kadar yeni annesiyle kalması gerekecekti. Sonunda yaz geldi. Sandam'da geçen haftalar ve aylar zeminin susuzluktan kavrulmasına sebep olmuştu. Çok az yağmur yağmıştı ve olağan dışı bir şekilde kuru geçen ilkbahar aylarının ardından Sandam'da kuraklık olacak gibiydi. Bu tarz durumlar kanguru yavrularının hayatta kalma oranını çok etkiler. 1982 yılında yaşanan kuraklık, doğulu gri kanguruların sayılarını %40 oranında düşürmüştü. Kangurular herhangi bir sıvı tüketmeden uzun süre dayanabilir. Çünkü onlar ihtiyaçları olan sıvıyı yedikleri otlardan alabiliyor. Ancak havalar çok sıcak olduğunda vücutları susuz kalan kanguruların beslendiği otlar da susuz kalmıştır. Bu yüzden daha da çok su içmeleri gerekir. Bu çok riskli bir iştir. Bu annenin yavrusu henüz iç ve dış sürecindeydi. Ve kendini sürüden ayırmıştı. Yalnız kaldığı için sürünün korumasına sahip değildi. Su içmek için suyun kenarına yaklaşırken fazlasıyla dikkatli davranıyor. Düşmanlar özellikle kuru ve sıcak zamanlarda su kenarlarında pusuya yatar. Çünkü kanguruların su içmek için buralara geleceğini bilirler. Su içmek için
açığa çıkma ve av olma riskini göze alıyorlar. Kaçmalarını gerektiren bir durum olursa yakında kalabilecekleri bir yer yok. Hızlı bir şekilde koşmaları gerekirse nehir yatağındaki taşlı zeminde bu da zor olacaktır. Ama yeterince su içen kanguru hızlı bir şekilde ağaçların yanına ulaşabilir. Yaz aylarında Sandam'da gün içindeki sıcaklık 40 dereceye kadar çıkıyor. Kangurular terlemiyor ama serinlemek için kendi vücutlarını yalıyorlar. Sıcakta buharlaşan salyaları onları serinletmeye yetiyor. Kesedeki yavru için de çok sıcak olduğundan annesi onu serinletmek için kesenin dış tüylerini yalıyor. Islak tüyler buharlaştıkça kesedeki yavru serinlemiş oluyor. İçme suyu bulmak ve serinleyebilmek zor. Ama yılın bu zamanında iyi ot bulmak ve yavrularına bakabilmek çok daha zor. Yeşil alanlar sadece suya yakın yerlerde bulunur. Sular tamamen kurumuş durumda. Ama rutubetli hava sayesinde yeni bitkiler gelişebiliyor. Mevcut olan yeşillik o kadar kısıtlı bir bölgeye yayılmış durumda ki, bu iki kanguru karınlarını doyurmak için birbirleriyle yarışıyor. Ve yarış kangurulardan birinin geri çekilmesiyle sona eriyor. Kangurulardan daha güçsüz olan kahverengi otlara gitmek zorunda kalıyor. Güzel otlarla beslenmesine engel olunması çok ciddi sonuçlar doğurabilirdi. Kesesinin açıklığı sarkmış durumda. Kürkü yırtık pırtık ve aşınmış. Yavrusu da ortalarda görünmüyor. Sağlıklı olmadığı anlaşılıyor. Eğer anne kanguru süt üretebilmek amacıyla yeterli şekilde beslenmek için uğraşıyorsa, hem kendisinin hem de yavrunun aç kalması riskini göze almak yerine sadece kendini kurtarmaya karar verebilir. Böyle bir kese, ani bir şekilde keseden ayrılan bir yavru olduğunu gösteriyor. Yavru dışarı çıktıktan sonra yolu bulamamış veya anne onu kasıtlı olarak dışarıda bırakmış olabilir. Şekerleme 1 yaşına basmıştı ve Lauren'ın son yıllarda bu yaşına kadar getirdiği en büyük yavru oydu. Yağmur yağmasından kaynaklanan kötü ot kalitesine rağmen şekerleme artık annesinin kesesinde yaşamıyor. O ayakları yere basan bir genç. Lauren yine erkeklerin dikkatini çekmeye başlıyor. Bu erkek kanguru Lauren'ın idrarını kokluyor. Bu şekilde onun tekrar çiftleşmek için hazır olup olmadığını anlayabilecek. Ama almak istediği mesajı alamıyor. Kangurular keselerinde bir yavru olması durumunda hamilelik sürecini durdurabilirler. Lauren'ın kesesinde büyütmeye devam ettiği bir yavrusu olduğundan beklemede olan başka bir embriyosu olabilir. Bu durumda birkaç ay daha çiftleşemeyeceğinden erkek kanguru onunla ilgilenmemiş olabilir.
Lauren hava sıcaklığı arttıkça yiyecek bulmakta daha da çok zorlanıyor. Şekerleme kendi kendine otlanıyordu ama henüz sütten kesilmemişti ve annesinden talep ediyordu. Kesesinde küçük bir yavru daha olan Lauren ikisine de süt vermek zorunda. Lauren zorlanıyor ve çok zayıfladı. Kanguru fizyolojisinin en dikkat çekici yönlerinden biri de farklı yaşlardaki yavrulara farklı tip süt verebilmeleridir. Şekerlemenin doğduğundan beri beslendiği meme şu anda gerilmiş ve uzamış durumda. Ama o sütten kesildiği zaman tekrar yeni yavrunun emebileceği kadar küçülecek. Her yavrusunu 4 memesinden biriyle besleyen Lauren, yeni yavrusu için yağ oranı yüksek ve kaliteli süt ayırabiliyordu. Şekerleme kalitesi biraz daha düşük süt içiyor. Hem zaten yakında sadece otlarla beslenmeye başlayacak. Sağlıklı olması ve annesi sütü kesmeye karar verdiğinde kendini hazır hissetmesi gerekiyor. Dolayısıyla annesi sütü kesmeden önce yiyecek bulma konusunda tecrübe kazanması iyi olacak. Ama şimdilik annesinin yanından ayrılmıyor. Genç bir kangurunun hayatının en tehlikeli döneminden geçiyor ve bu yaştaki yavruların hayatlarını kaybetme oranı çok yüksek. Kesenin güvenli ortamından uzaktı ama hala tam olarak bağımsız değildi. Lauren otlanıyor. Yeterli şekilde beslenebilmek için günün çoğunda otlaması gerekiyor. Lauren otlanırken şekerlemede dolaşıyor ve gittikçe annesinden uzaklaşıyor. Yavru kanguru ormana kadar gidiyor. Kendi sürüsüne doğru gitmeye karar vermişken kendini bir anda hiç tanımadığı başka kanguruların içinde buluyor. Lauren sütten kesilme çağına gelmeden bir yavrusunu daha kaybedebilir. Şekerleme annesini arıyor. Lauren kafasını kaldırıyor. Bir şeylerin iyi gitmediğini anlıyor. Şekerleme annesini çağırıyor. İyice gerilmeye başlıyor. Lauren nihayet mesajı alıyor ve şekerlemeye seslenmeye başlıyor. Bu yavruları keseye çağırdıkları bir mesajlaşma yöntemi, gıdaklamaya benziyor. Ama şekerleme artık annesini duyamayacağı kadar uzakta. Şekerlemenin yanında başka kangurular da var. Ama bir tehlike anında onlardan hiçbiri onu korumayacaktır. Lauren bir yavru bulur. Ama o yavru şekerleme değildir. Kızını aramaya devam eder.
Zandam'da tuz açısından zengin toprakların olduğu bir yer bulunmaktadır. Kangurular burada toplanarak kendileri için gerekli olan mineraller için toprağı yalar. Şekerleme kanguru sürüsüyle oraya gitmiş olabilir. Ama orada da yok. Lauren orada durur ve gözleriyle etrafı kolaçan eder. Ayrıca burnunu ve oldukça duyarlı olan kulaklarını da kullanır. Ve sonunda onu duyar. Şimdi artık tek yapması gereken yavrusunun yerine odaklanmaktır. Şekerleme bütün gücüyle annesinin sesini duymaya çalışıyor. Kulaklarını her yöne çeviriyor ve her şeyi deniyor. Nihayet anne ve yavru sonunda kavuşuyor. Kızına kavuştuğu için çok sevinen Lauren, onunla birlikte ormana doğru gitmeye başlıyor. Lauren'la şekerleme birbirlerine kavuştu. Ama şimdi de Tilly yalnız. Ayrıca yaramaz Poppy de ortalarda görünmüyor. Poppy son görüldüğünde kesenin içine girip çıkıyordu. Ama o henüz bağımsız bir genç kanguru değildi. Annesini dinlememiş ve çok erken hareket etmişti. Gelişimini tamamlamadan cesur davranmayı seçmişti. Yavruların yarısından çoğu yetişkinliğe erişmeden hayatlarını kaybediyor. Kangurular hızlı bir şekilde üreyerek nesillerinin devamını garanti altına almışlardır. Onlar bu konuda çok başarılıdır. Avustralya'da 16 milyon doğulu gri kanguru bulunmaktadır. Bu başarının en önemli sebebi dişilerin üreme döngüsü ve onların keseleridir. Aynı anda iki yavru büyütmüştü. Sağlıklı ve ayaklarının üzerinde duran bir kızı var. Kendini çok mutlu hissediyordu. Yağmurlar geri dönmüştü. Göllerle nehirler suyla dolmuş, otlarsa tazelenmişti. Hayat artık daha kolaydı.
Şekerleme kendi başına hayatta kalabilmek için bütün gerekenleri öğrenmişti. Ve 6 ay içinde kendi küçük yavrularına sahip olabilecek.